Hey, günaydın. Şu an sabah saat 7:10 var. Ve ben, ama burada da karanlık. Her zaman gibi karanlıkta. Küçük bir koşu yapacağım. Buraya ilgili anlatacağım bir şey var. Bence genel olarak Avrupa ile ilgili. Yani 4 yıldızlı mesela, şu an ben NH Doelen diye bir otelde kalıyorum. Şöyle gösteriyorum. NH 4 yıldızlı bir otel. Sözde buranın iyi bir oteli. Ama yani bu Türkiye'nin hiçbir alakası yok. 4 yıldızlı otelde gerçekten hani utanmasalar yatağınızı kendiniz toplatırlar. O yüzden yani Avrupa'daki otellerde bence birazcık daha düşük tutun her zaman beklentinizi. Çünkü hiçbir şey yok yani, hiçbir şey yapmıyorlar. Spor salonunda 9 açılıyormuş. O yüzden de ben de gene dışarıya çıktım. İstemiyordum aslında bugün dışarıda takılmak çünkü çok karanlık. Ama kapatımdayım. Şöyle söyleyeyim, kahve şu an bulamazsınız. En erken 7'de açılıyor yerler, 8. Kahvaltılıklar 8-9 gibi. O yüzden Amsterdam aslında erken uyanan bir şehir değil. Benim gibi kurtluysanız sabahları birazcık tek başınıza vakit geçirmeye alışın. Zaten benim kaderim bu genelde çünkü hep ben erken uyanıyorum ve tek başıma bir iki saat kesin geçiriyorum. Kimle çıkırsam tatile genelde daha uzun uyumak istiyor haklı olarak. Ama ben şimdi işte durum bu. Sabahın körü olduğu için gidilecek hani en görülecek yer olan yer Rijksmuseum. Burası gerçekten çok güzel bir müze. İçinde bir kütüphane var ki görülmesi lazım. Ve müze dükkanından ben size görüntü veriyorum. Zaten en sevdiğim şeylerden bir tanesi müzelerle ilgili. Müze dükkanı. Şimdi bu Rijksmuseum'un önünde, bu herkesin resim çektirdiği önünde I am Stardom diye büyük bir şey var. Nasıl diyeyim? Böyle bir heykelimsi bir şey. Şimdi oraya doğru gidiyorum ben de. Ben de hiç bu saatlerde burayı görmemiştim. Böyle kendimi şey zannedip kendime özel açtırdım gibi hissediyorum. Ve olay bu. Önünde patlıyor mu anlamadım. Hemen de önünde birileri. Sessiz disco yapıyorlar. Kulaklıklarla müzik dinleyecekler. İlginç. Soğukta. Tabii onlar da benim için aynı şeyi düşünüyorlar herhalde. Deli bulup diye bu soğukta kulaklık var, spor yapıyor. Bunlarla parti yapacaklar. Sabah 7. Tabii ki de bir tek ekmek dışarı açık. Kutuş. Karbonhidratta. Good morning. Good morning. Hi. Türk galiba burası. This looks so good. Yine ekmeği buldum. Türk yemeyeceğim. Ama dünyanın en çalışkan insanları hamur işçileri, onu biliyorum. Bak herkes uyuyor. Bir tek onlar ayakta. Kurtarıcı var. Ve Burcu da aramıza katılmaya karar verdiğinden beri. Sabah 6'da kalkamıyorum, pardon. Tatilde. Kafama taş geldi galiba, canım acıdı biraz. Şimdi... Ya aslında biliyor musun, Rijksmuseum'a müzeyime gidip öyle gidebiliriz. Şey. Bence öyle yapalım. Abi zaten önüne kadar gidiyoruz. Ben sabah oradaydım. Daha açılmamıştı. Özel bir tur yaptım. Şimdi otelden kahvemizi aldık. Otelimizden hiç memnun kalmadık bu arada. İğrenç. Burcu çok kızdı. TripAdvisor'a yazdım. Aynen. Ve zaten Burcu'nun buradaki iş yaptırtma, iş emri. bunları TripAdvisor'a yazacağım diyerek tehdidi bu. Ve her şeyi yaptırtıyor. Evet, şimdi. Güzel güzel, bayağı soğuk hava. 4 derece. Güzel. Gidiyoruz. Bu arada burayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şu an niye bilmiyorum ama yoklar. Amsterdam'a gerçekten en dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de hırsızlık. Ne bilmem ne, ne işte sarhoş adamlar falan, böyle bir şey yok. Bir de bisikletçiler. Ya burada bisiklet terörü var. Ve yani bir anda bisiklet yolu her taraf.
bizimle arabalar arasında hep bir bisiklet yolu var. Üstünlük hep onlarda, yayalarda kesinlikle değil. Ve yani çarpıyorlar size hiçbir şekilde. O yüzden yani yola böyle telefonunuzda falan oynamayın fazla. Telefonunuzda oynayıp böyle yola doğru arabada yok nasıl falan diye kaldırımdayım diye düşünürken tak diye size çarpıverirler ve bayağı bağırıp çağırıyorlar, bir de hakaret ediyorlar. O yüzden dikkat. Şimdi şöyle gösteriyorum durumu. Gayet güzel burası. Burası bu arada parkın girişi. Burası Amsterdam'ın en büyük parkı. Bayağı ciddi büyük bir park. Avrupa'nın tüm şehirlerinde zaten böyle güzel parklar oluyor. Ben sabah koşuya geldim ama o kadar karanlıkta ki hiçbir anlamı yoktu. O yüzden çıktım. Ve Rijksmuseum'dayız. Burcu bilet alıyor şu an. Kameramanın sopasını çıkarttırdılar. Yasaklı. Öyle mi? Merhaba. Türk birisini bulduk gene. YouTube'uma siz de geliyorsunuz o zaman. Hadi gidiyor muyuz? Aldın mı? İkinci kattan başlayalım. İkinci. Evet. Tamam. Görüşürüz. Sopayı çıkarttırdılar. Burcucuğum. Niye? Bilmem, öyleymiş. Aa. Zaten pek şey. Ceketlerimizi bıraktık. Bence bize de her zaman ceketinizi bırakın. Çantanızı bile bırakabilirsiniz. Bizimki de pasaport olduğu için. Odamızdaki kasa bozuk çünkü. Şimdi ikinci kattan başlıyoruz. Kulaklık alıyoruz. Kulaklık almak bence her zaman önemli çünkü neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ve boş boş gezmek de çok bir işe yaramıyor. O ne kadarmış? 5. Kişi başı 5 euro. Ona da para ayıracaksınız. Yani toplamda 22 euro verdik. Bir de biz kahvaltı ettik 5 euroya croissant. Toplamda işte kaç matematiğim ne kadar kötü oldu ortaya çıkacak, 27 euro. Ve buranın en çok iyi gören eserlerinden biri Rembrandt. Gerçekten kocaman. Burası zaten onun odası. Kendi odası var. Dediğim gibi ben böyle adam resimleri pek sevmiyorum. Yani cool olamayacağım. Böyle bilgiyle sanat okulu mezunu olmama rağmen, ki mezun değilim o da. Hiçbir zaman sevmedim böyle Rönesans falan sanatı. Bana çok depresif ve garip geliyor yani. Müthiş kütüphanesi. Konuşmak yasak, o yüzden biraz zorlanıyor. Sessiz olun falan diyecekler şimdi bana. Çok güzel değil mi? Burcu Asyalılar gibi sürekli resim çekiyor. Ben de sürekli dalga geçiyorum. Blablan sevenler için tabii ki de Hollanda biliyorsunuz. Seramikleriyle çok ünlü. Burada müthiş örnekleri var. Kapkacak seviyoruz. Ya ben müzelerde böyle dolaşmayı çok seviyorum çünkü yani insanın göz görgüsü artıyor ama yani her şeye bakmak bence zorunda değilsiniz kafanıza göre. Bunlara bayılıyorum. Oha, keman yapmışlar. Tam işte bunun pastası olur mu kafası. Ben zaten pasta fikirlerimin çoğunu böyle yerlerden alıyorum. Ya da resimlerden. Ya da ne bileyim kıyafetlerden. Mobilyalardan. Ya bugün hava şansımıza inanılmaz güzel. Müzeden çıktık şimdi. Nehir kenarında küçük bir yürüyüş. Böyle bu city sightseeing diye bir şey var. Amsterdam'da. Şurada Burcu önünde. Buradan böyle tekneye binip belirli noktalarına inebiliyorsunuz. Üstleri böyle cam tekneler var. Yarın binmeye çalışacağım. Daha önce çok bindim ben. Ama sizin için bir daha gideceğim. Olay bu tekneler. Aşırı eğlenceli bunlar. İçinde oturuyorsunuz. Keyif. Full. Üstü cam zaten. Bütün kanalları aheste. Tam bu arada Hollanda stili. Her şey yavaş. Hiç aceleleri yok hiçbir konuda. Şimdi bence Hollanda'nın en güzel şeylerinden bir tanesi olan pancake. Küçük, tombiş, mini minnacık pancake'leri var. Onu yemeye geldik. Şurada pancake'lerin şeyi de var. Burada bakın. Çeşit çeşit. Aşırı iyi değil mi? Bunlar kaşarlı falan. Bayağı başarılı. We have Spanish here. Yeah. Merhaba. Buldum. Ya bu neydi bunların adı? Pofer ne? Pofershiz. Onlardan yapacak mısınız şimdi? Onlardan yapacak mısınız? Beni ha, geliyorum. Tamam. Herhalde manket çık buldum. Ve sorry. Şimdi çekeceğim onu. Yay, I'm here.
Can I film you? Oha, çok iyi değil mi? Böyle kızarıyorlar. Şimdi onları çevirecek. Ve onlar benim bu arada, nut. Benim çilekli. Bu adam krep işinde bayağı başarılılar bu arada yani. Şimdi çevirecek. Hala söylemiyorum ismini. Popergime öyle bir şey. Ama tadı çok güzel. Yemeği biliyorum ama söylemeyi bilmiyorum. Çok güzel bir yemeği var. Bunun üzerine şimdi pudra şekeri mi? Pudra şekeri mi koyacaksınız? Rum, otura, tereyağlı şey, pudra şekeri var. Koyalım. Siz koyun. Oh, hiç korkmadınız tereyağından. Güzel. Pudra şekeri. Çok iyi. Buradan... bit çikolata. Bir de çikolata mı? Beyaz çikolata. Beyaz çikolata. Oha demek istiyorum. Niye oha demek istiyorum? Çok iyi çünkü. Hı? Çok iyi. Çünkü bu pankeklerin tadı güzel değil, hamurları iyi değil. Bakalım. Sen daha iyisini yap. Ben daha iyisini yapacağım. Tamam, atıyorum ağzıma. Evet. Hazır mısın? Kokuyor. Poferje mi? Öyle şey. İsmini bitirdi. Poferju. Öyle bir şey ismi. Ama çilekleri sanırım pudra şekerinde biraz bir çevirmişler. Yani içine koyup ki suyunu bırakmış. Daha güzel bak çilek. Değil mi? Çileği de güzelleştirmiş. Bengi gözüyle Amsterdam. Şimdi mesela gireceğim. Şu Amsterdam Cheese Company'de. Gayet güzel peynir tıkınacağım. Bayılıyorum. Arada günün arasında böyle atıştırma amaçlı. Her zaman hediyelik olarak da alabilirsiniz. İçeride bütün peynirlerin denemeleri var. Bazen de olmuyor. Çok değişik çeşitlerde peynirler var. Gene o krakerlerden. Bugün hiçbirinin tadımı neden yok anlayamadım. Tek burada bir peynir var. Normalde oluyor. Her birinden tadabilirsiniz. Reçel koymuş yanına. Onu da deneyelim. Cennet. Lombardos'a geldik. Dışarıdan baktığınızda sadece şey gurme burger yazıyor zaten. Böyle. Direkt şöyle giriyorum. Burası. İçerisi Allah'tan bayağı boş şu an. Ve Lombardos'taki burgeri. Kesilerek yeniden burgerle bayılıyorum ben. Şöyle kesiyorum. Tutacağım. Ben blue cheese'li bir tane seçtim. Az orta yiyeceğim. Çekiyorum seni. Güzel mi? Çok güzelsin. Ben açlıktan öldüm. O yüzden. O yüzden ben. Yemedim, o yüzden belki yok. Güzelsindir. Çekmişsin. Ben çok beğenmedim. Ekmeği bence daha güzel. Simit gibi bir ekmeği var. O zaman ver biraz. Eti böyle bu suyla yani. Böyle et tadı geliyor. Mesela et tadı değil, bak ev köftesi olur ya böyle tanımadığın evde. Kıyma tadı var yani. Tam böyle şımarık insan şey ama başkasının hani annesinin yaptığı köfte beğenmezsin ya böyle eski iş. Ve bir çikolatacı. Ben Roselen. Hi, how are you? Good, thank you. Yiyebilirsin. Nazarım değdi. Pardon. Onu yemeyeceksin herhalde. Yok artık. Çok güzel. Ben de tuz yiyebilir misin? Bu raspberry. Deniz tuzlu olan bu muydu ya, değil mi? Oha. Ya da o kadar iyi ki. Yok, şöyle biraz daha. Thank you. Çılgınca bir tatlı yine yiyeceğiz. Hop.
Mesela sanki güzel yani. Ben önden geçmiştim. Bread pudding denilen ekmekle yapılan bir şey yiyeceğim. Ağzına tıkacağım ya. Ve pazar günü Avrupa isimli çalışmam. Hiç kimse yok sokaklarda daha. Çoğu yer kapalı. Açılan yerlerde saat 12'de falan açılıyor bu arada. Sadece kahvaltı yerleri genelde açık. Biz de yürüyoruz. Saat kaç mıydı? 11. Valla yani kimseler yok. Burada çok tatlı bir tane Fransız tatlıları yapan bir kız var. Şu an The Pipe denilen bölgedeyiz. Oraya gideceğiz. Kahvaltımızı ettik. Böcekli bagel satan bir yerde. Ama yemedik biz. Ekmek sevenler için bu broad inanılmaz. Burada böyle çocuğunu kutuda bırakmış. Gayet rahat. Buraya gidiyorum. Ya merhaba köpeğiş. Burada herkesin köpeği var ve her yere girebiliyor köpekler. Güzel değil mi? Bu da Amsterdam'ın kahvaltı çılgınlığının bir parçası. Burası Coffee and Coconut diye bir yer. Şansa keşfetmiştim bu sene ilk geldiğimde. Böyle bir eski bir kiliseyi şey yapmışlar, kahvaltı yerine çevirmişler ama inanılmaz yani şu sıra. Şöyle göstereyim ve kahve bile içemiyorsunuz. Burcu geliyor, resim çekiyor tabii ki. Ve yine Avrupa'nın en güzel şeylerinden bir tanesi yeşilliği. Her böyle şeyde, semtte küçücük bir parkı oluyor. Burası Sarfati Park. Yine The Pipe'teyiz. Burcu Hanım başka bir yere doğru gidiyor ama ben... Şöyle güzel içinde, ben yazın geldiğimde küçük konserler oluyordu. Herkes koşuyor, ben de burada koştum. Küçük bir tane şeyi var içinde, gölü. Ama çok güzel. Ve avokadolu bir şey ama yani aşırı beğenmedim. Ben Vladimir'i içeceğim. Burcu her zaman gibi çayını içiyor. Mükemmel. Ben Vladimir'i çok seviyorum. Çok acıydı. Uyandırma bak. Bayağı alev aldım şu an. Bayağı her şey salatalık koyuyorlar ya. Çok acayip. Bizim salatalık, kocaman salatalıkları var. Bunu normalde kereviz koymaları gerekmiyor mu? Var mı kereviz? Koymuş. Çok beni çekmedi bu. Bu da avokadoydu. Avokado da. Kim brokoli koyar? Evet, son günümüz. Son günümüz. Burcu yarın. 12'yi. 20 geçe. Uçağını aldı ve İstanbul'da tam tabii saatinde İstanbul'da olacağız. Yani Amsterdam'a geçirmek yerine erken gidip şeyde temle geçireceğiz. bugün bayağı gezeceğiz. Şu an The Pipe'dayız. Buradan Kaybaşı'na yani ta downtown'da geçecek. Şehir merkezine yürüyeceğiz. Orada bir China Town'a gideriz. İstiyordum. Yes. Burcu'nun annesine tabak alacağız. Maalesef. Bilebilen. Bu da böyle bir gerçekten bir insan niye brokoli koyar ki ben ne kadar brokoli seviyorum. Yani kahvaltı da bilemedim. Devam ediyoruz. Çekmeye devam. Ve Burcu dondu ve bacakları kısa olduğunu iddia ettiği için yürüyemiyormuş. Amsterdam'da gerçekten bu arada yürümeye hazır olun. Dünkü 25 bin adımdı. Bu The Coffee Salon. İnanılmaz bir yer. Şurası. Ben kahvelerini çok beğeniyorum. Tatlıları da bir o kadar güzel. Şöyle tatlış ötesi bir yer. Tatlıları gel. Tatlıları inanılmaz. Şunu yemiştim. Yiyelim mi? Yiyelim, tadalım. Okay. We'll have one of this and can I have a cortado please? Utrecht Strat burası. Stüdyo Bazar. Mutfak malzemeleri için çok çok güzel bir dükkan. Ben çok seviyorum burayı. Her türlü her şey var. Yürüyorum ben biraz. Yürü. Deliler gibi her türlü mutfak malzemesi mevcut. Çılgın çılgın şeyler. Yani burada eğer mutfağa meraklıysanız herkes tabaklarımı soruyor mesela benim. Mavi beyaz tabaklarımı hep buradan alıyorum. Hi. İşte buradan. Şurada gördüğünüz gibi hepsi burada. Burnum kıpkırmızı, gözlerim akıyor ama değer. Şu an 1 derece burası. Ama yürüyüş yaptığınız zaman bayağı üşümüyorsunuz. O yüzden yürüyüşe teşvik. Adam yediğim bana çarptı. Tarzı bu.
Ve Amsterdam'ın en popüler yerlerinden bir tanesi Van Stepele denilen bir kurabiyeci. Herkes buraya çıldırıyor. Sadece kurabiye satıyorlar. Çikolatalı bir kurabiye. Ve millet var kapıda bekliyor. Bugün sıra yok ama olay şu. Kurabiyeleri burada hazırlıyorlar. Hamurunu yapıyor. Şuraya içine çikolatasını koyuyor. Ve böyle bir şekil veriyorlar. Bayağı bildiğiniz için de beyaz çikolata var. Burada da fırını var. Bu kadarcık bir fırın. Yani başka hiçbir şey yok. Ve burada böyle bu kurabiyeleri veriyorlar. Burcu da dili deliymiş gibi bana bakıyor. En sevdiğim şeylerden biri de böyle her farklı eğitim ülkede McDonald's'a girip böyle ya da Burger King'e neler var diye farklı bakmak. Mesela burada mozzarellalı, sade mozzarellalı bir şey var, Amsterdam peynirli var, Angus beefli maestro var. Avrupa'da yılbaşına yakın Christmas, Noel şeyleri çıkıyor. Ağaçlar, süsler, inanılmaz. Bence en keyifli zamanlarından bir tanesi. Bir kere de New York'ta yakaladım. O zaman da müthişti. Baya böyle filmlerden fırlamış gibi. Yine bu AVM gibi olan yerlerin üst katlarında böyle inanılmaz yemek yerleri oluyor. Her türlü mutfağı bulabilirsiniz. Her şey hazır. Almanız için bekliyor. İtalyan var, ızgara var, sandviç var. Bu çok modernize bu arada. Normalde bakın burada hazırlar var. Müthiş. Aynı zamanda da market oluyor burada. Almanya'da KDV var mesela, bence dünyadaki en iyisi o. Londra'da şey var, Harrods var. Şeyde Paris'te Lafayette var. Bizde de işte AVM'nin üstünde işte hamburgerci falan var. Şu an Basta, Basta diye bir yerdeyiz. Burası bir tane restoranı. Gayet hoş bir yer. Ve garsonlar şarkı söylüyor bir anda. O yüzden yemekler gelmeyecek. Gelmeyecek galiba. Burada çok yüklerin olur ama sanırım bu ne olacak? Bu kız biraz önce bize servis yapıyordu. Şimdi şarkı söylüyor. Amsterdam'da böyle garip garip yerler var. Hepsini kesinlikle deneyim bence. Burada ilginç bir durum var. Böyle pastaya Basta buranın adı. İki tane opsiyon var. Birinde çok garip bir şekilde gidiyorsun, bir tane şurada bir yer varmış. Açık büfeden bir şeyler seçiyoruz. Sonra da iki kişi üç tane farklı makarna yiyecekmişiz. İlginç. Onu da göreceğiz. Ya da böyle full course menü yiyoruz. İlginç yani. Hemen denemeye değer. Kız geldi, bayağı şarkı söylüyor. Biz de yemek yiyoruz burada. Kaçırdım kızı. Açık büfe bir yemek var, garip. Her şey var. Ve şarkı söyleyen bir kız var. 3 çeşit makarna hakkımız var. Wow. Burada hava bir anda deli gibi soğudu. Burcu ile şampiyon. Kulaklarınız falan kesiyor. Konuşmakta zorlanıyorum, dudaklarım üşüdü çok. Şu an herhalde 0 derece kesim var. Ben bilmiyorum ama öyle inanıyorum ya, öyle hissettim. Şu an rahat yerimize dönüyoruz. Gördüğünüz gibi bir de bu arada burada elektrikli arabalar var ve şarj istasyonları. Burcu hızlıca geçiyor. Bak adam arabasını şarj ediyor Burcu.
Sen telefonunun şarjına hakim olamıyorsun. Günde 10 kere telefon şarj ediyoruz. Adamlar arabayla çıkıyorlar ve bir seferde ödemiyorlar. Bizim arabamız olsa elektrikli herhalde. Yolda kalırız. 10 dakika sonra. Neyse donuyoruz şu an. Ve bugün pazartesi. Maalesef dönüyoruz. Artık bitti. Dönüyoruz. Bir Amsterdam klasiği olarak yağmur ve gri. Buradaki taksi şoförlerin çoğu Türk bu arada. Değil mi? Evet. Evet. Bayağı Türk. Çoğunluğu Türk. Taksiyle dönüyoruz biz havalimanına. Trenlere dönebilirsiniz ama çok yağmur vardı ve gerçekten bavullarımız kocaman. Nasıl oldu bilmiyorum ama büyükler yani. O yüzden de şu an devam. Burada dönüyoruz, pastalar yani devam. Ve burası Schiphol havalimanı. Burası duty free yani ne oluyor? Vergisiz. Gümrük vergisiz alışverişim oldu bir yer ama ben bunların birazcık hurafe olduğunu düşünüyorum. Ya da tuzak. Çünkü... Uzak yurt dışında ama tabii Euro 4.7. Güzel bir havalimanı burası. Çok fazla dükkan yok ama genelde turistik şeyler var. Gördüğünüz gibi bütün peynirler. Ben bu arada bir şey olsun diye kontrol edebilelim diye fiyatına bakmıştım şehir içinde. Bir tane peynirim buradaki. Bu arada bu eğer peynir alacaksanız şeyden Amsterdam'dan çok tavsiye edeceğim marka şu Ray Panier markası, aşırı iyi. Trüflüsü falan da var ve çok güzel bir hediye. Burada bakacağım şimdi ne kadar. Bize ne yazmamışlar? Ha, 10 euro, evet daha pahalı normale göre. Aynı zamanda bütün bu şeyler de var. Bu Amelis'in tanesi şeyde, şöyle gösteriyorum. Çektiğim videoda da vardı. Sadece 5.99'du. Burada gördüğünüz gibi çarpı 3 bir durum var. Ama güzel hediyelikler var. Yani son anda birine bir şey almak istiyorsanız güzel. Fena değil. Ben sizin yerinizde olsam Burcu alışveriş yapacağım diye tutulduğu için biz erken geldik. Havalimanında zaten şehir 20 dakika kadar. O yüzden ya uçağınıza ben 1,5 saat kala gelseniz yeterli. Onun dışında çok yapacak bir şey yok. İnsan sıkılıyor. Kahve içmekten de bir yere kadar ellerini titreyerek uçağa binmek istemiyorsanız. Evet. Sonra herhalde bir daha uçakta görüşürüz. Görüşemezsek de. Bu Amsterdam tatilimde. Ocak'ta bir daha geleceğim. Daha da genişleteceğim. Bu arada bir sürprizim var. Perşembe günü yani. Tabii kaç oluyor bilmiyorum şu an. Perşembe günü de Barcelona'ya gidiyorum. Orayı da çekeceğim. Görüşürüz.